Hocam hazırsanız başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, tefsir dersinde öncelikle vahiy konusuyla giriş yapalım. Şimdi vahiy sözlükte seslenmek, fısıldaşmak, gizli konuşmak, telkin etmek, emretmek, ilham etmek, İçgüdü, elçi göndermek, gizli ve süratli bir şekilde bildirmek anlamlarına gelmektedir. Bizim için her zaman sözlük anlamları ve terim anlamları önemlidir. Terim anlamı olarak vahiy şudur hocam. Yüce Allah'ın insanlara ulaştırmasını istediği mesajlarını peygamberlerine alışılmışın dışında, normalin dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesine vahiy diyoruz. Hem sözlük anlamı hem de terim anlamı bizim için hocam kıymetli burada. Şimdi arkadaşlar burada bir tane kavramımız var. Tahannüs kavramı nedir? Daha önce sordular. Yine tabii ki bilmemiz gerekiyor. Önemli bir kavram. Şimdi Hazreti Peygamber henüz peygamberlik gelmeden önce Hira mağarasına gider, orada tefekkür ederdi, orada ibadet ederdi. Bu kavrama tahannüs diyoruz. Peygamberlik gelmeden önce Efendimizin Hira dağındaki mağaraya gidip orada tefekkür etmesine tahannüs diyoruz. Bu kavram önemli. Bir diğer kavram bed'ul vahiy. Hocam bede başlangıç değil miydi? Evet. Yani ilk başlangıç anlamlarına gelir. Vahyin ilk zamanı ifade eder. Bed'ul vahiy kavramı. Kavram olarak bilelim. Şimdi geldik vahiy çeşitlerine. Hocam, vahiy çeşitleri iki şekildir. Bir, metlu vahiy. Metlu vahiy derse aklımıza Kur'an-ı Kerim gelecektir. Mushafta yazılı bulunup tilavet edilendir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o vahiy hocam metlu vahiy. Bir de gayri metlu vahiy vardır ki bu da Peygamber Efendimizin hadis ve sünnetidir değil mi? Yani Kur'an'ın dışında olup yine tabii ki kaynak olarak Cenab-ı Allah'a nispet edebileceğimiz bir vahiy çeşididir. Gayri metlu vahiy. Bu gayri metlu vahiy de hocam Kur'an-ı Kerim'de mushafta yazılı değildir. Farkı bu. Yani eğer sınavda metlu vahiy derse benim aklıma Kur'an-ı Kerim gelecektir. Mushafta yazılıdır. Eğer gayri metlu vahiy der ise bu hadis ve sünnettir hocam. Peki vahiy geliş şekilleri nelerdir diye bir soru gelirse hocam şu şekilde dikkat etmem gerekiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de vahyin geliş şekilleri 3'tür. Kur'an-ı Kerim'e göre ama. Kur'an-ı Kerim'e göre vahyin geliş şekilleri 3'tür. Şimdi birincisi Allah'ın iletmek istediği mesajları peygamberlerin kalbine doğrudan yerleştirmesi. Peygamberlerin kalbine doğrudan vahyin yerleştirilmesine diyoruz. Bu birincisi. İkincisi peygambere perde arkasından bildirilmesi. Yani bir perde olabilir, bir sitar olabilir, fark etmez. Yani bir şeyin arkasından seslenilirse perde arkasında. Mesela Hazreti Musa'ya Cenab-ı Allah bir çalı veyahut ağacın arkasından nida etmiştir değil mi? Bu şekilde bir aracı kılmıştır. Veyahut bir melek aracılığıyla yani Cebrail aracılığıyla vahiy gelmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ifadeye göredir. Şuara 51. ayette şu şekilde ifade edilir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasında konuşur yahut bir elçi gönderip o izniyle ona dilediğini vahyeder veyahut bir elçi gönderir. Buradaki vahiy yoluyla derken direkt kişinin kalbine ilka etmesini kastediyordur. Tefsirlerde bunu anlıyoruz hocam. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e
Kur'an-ı Kerim'e göre sorar ise benim aklıma şu üç madde gelmesi gerekir. Buna dikkat edin. Kalbe bir perde arkasında veyahut elçi aracılığıyla. Bakın şu üçünü dikkat edin. Üçünü unutmayın. Bu üçü Kur'an-ı Kerim'e göredir. Kur'an-ı Kerim'e göre vahiy şekilleridir. Peki Hazreti Peygamber'e vahiy geliş şekilleri hangi türlerde olmuştur şeklinde bir sorumuz gelirse aklımıza bunlar gelecektir. 1. Hazreti Peygamber'in uyurken gördüğü sadık rüyalar. Hocam normalde Peygamber Efendimiz rüya görürdü. Hatta bu rüyalar o kadar gerçek bir şekilde olurdu ki Hazreti Ayşe diyor ki Hazreti Peygamber rüya gördüğü zaman sabah aydınlığı gibi apaçık zuhur ederdi. Buhari'de geçen bir hadistir bu. Yani Efendimiz rüya gördüğü zaman sanki böyle gerçekten oluyormuşçasına meydana gelirdi. Buna sadık rüyalar diyoruz. Yani doğru rüyalar. Ama bu şekliyle herhangi bir sure inmemiştir. Bu şekliyle herhangi bir ayet inmemiştir. Peki bu sadık rüyalar daha çok nasıl olarak görülmüş Peygamber Efendimiz tarafından? Yani sadık rüyalar daha çok böyle vahye hazırlık safhası. Vahye hazırlık safhası olarak yani bir nasıl diyeyim? Vahyin gelişine böyle zemin hazırlama. O manada Efendimiz sadık rüyalar görmüştür ama hiçbir ayet, hiçbir sure sadık rüyalar ile inmemiştir. Unutmayın. Evet, bir vahiy geliş şeklidir, doğru ama hiçbir ayet ve sure bu şekilde inmemiştir. Sadece vahye hazırlık safhası olarak bilinir bu. 2. Cebrail'in asli suretiyle. Hocam Cebrail'i gören var mı? Hayır, değil de biz görmedik ama Peygamber Efendimiz Cebrail'i bizzat asli suretiyle yani gerçek haliyle görmüştür. Hatta bu iki defa meydana gelmiştir. Yani Peygamber Efendimiz Cebrail'i iki defa gerçek manada görmüştür. Birincisi hocam nerede olmuştur? Birincisi Hira mağarasında Alak ayetleri inerken hani İkra Bismi Rabbikellezî halak mevzusunda hani Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz 3 defa sıkıyor ya oku diye. Birincisi bu. Yani peygamberliğin başlangıcında olmuş bir durumdur bu. Bunun delili de şudur. Yani peygamberliğin başlangıcında Peygamber Efendimiz Cebrail'i görmüştür. Delili de şu Tekvir suresinde ifade edilir. Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. Bakın apaçık ufukta görmüştür. Buradaki görme zamanı o Hira mağarasındaki olayla ile alakalıdır. Hira mağarası. Daha sonra İkra ayetleri falan iniyor ya. Bu onunla alakalı. İki, Miraç'ta bizzat Peygamber Efendimiz Cebrail'i gerçek manada, gerçek şekliyle görmüştür. Miraç'ta Sidretül Münteha'da şöyle ifade ediliyor ayette. Andolsun onu bir kez daha Sidretül Münteha'nın yanında görmüştür. Bakın hocam, burada da ifade edildiği gibi demek ki bakın onu bir kez daha. Demek ki neymiş? Önceden bir defa görmüş. Bir kez daha derken iki olarak anlamıyor muyum? Evet yani iki defa görmüştür. Sidretül Münteha'nın yanında Cebrail ile görüşmüş, konuşmuş veyahut işte onu görmüştür. Ayetten bunu anlıyoruz. Görmüş. Ra Necm suresinde ifade ediliyor. Dolayısıyla benim aklıma şu gelecektir. Peygamber Efendimiz Cebrail'i asli suretiyle iki defa görmüştür. Bir, peygamberliğin başlangıcında Hira mağarasında andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. İki, Miraç'ta Sidretül Münteha'nın yanında andolsun onu bir kez daha Sidretül Münteha'nın yanında görmüştür. Dolayısıyla benim aklıma bunlar gelecektir. 3. Cebrail'in görünmeden Hazreti Peygamber'in uyanık olduğu zamanda kalbine ilka etmesi. Artık Cebrail bizzat asli suretiyle değil de ne bileyim direkt Peygamber Efendimiz'in kalbini ilka ederdi. Yani görünmeden de vahiy gelmiştir bu şekilde. Peygamber Efendimiz şöyle buyururdu bu konu hakkında. Bunun delili budur.
Ruhul Kudüs, yani Cebrail diyoruz Ruhul Kudüs'e. Ruhul Kudüs kalbime şöyle üfledi, yani ilka etti, kalbime bıraktı o vahyi şeklinde, ki bu delil, bunun delilidir hocam. Bu hadis bunun delilidir. Yani Cebrail'in görünmeden Hazreti Peygamber'in uyanık olduğu zamanda, dikkat, yatarken değil, uyanık olduğu zamanda kalbine ilka etmesi, kalbine bırakması, vahyi bırakması, bu buna delildir. 4. Cebrail'in insan suretiyle görünmesi. Hocam bazen Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in kalbine bizzat vahyi bırakırdı. Bazen kendi asli suretiyle Efendimiz'e görülmüştür. İki defa olmuştur dedik. Bazen de bir insan kılığına girerek Peygamber Efendimiz'e vahiy getirmiştir hocam. Peki kimin kılığına girmiştir hocam? Bir insan kılığına girecekse daha çok orada bilinen bir insanın kılığına girilmesi gerekiyor ki insanlar ya şüphelenmesin ya da normal karşılasın bunu. Bu kişi de Dıhyetül Kelbi'dir. Dıhyetül Kelbi, Kelb kabilesinden olan Dıhyetül Kelbi kılığına girmiştir. Aynen öyle. Ve vahyin en kolay şekli budur hocam. Düşünün mesela bir insan geldi, Dıhyetül Kelbi olsun, geldi Peygamber Efendimizin yanında, Efendimiz'e dedi ki Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan şeklinde ayetleri okuyor. Peygamber Efendimiz tamam kabul ediyor, tebliğ ediyor. En kolay şekli budur, bir insan şeklinde. Ama hatta Dıhyetül Kelbi şöyle bir insandı hocam. Çok yakışıklı ve beyaz tenli bir insandı. Bazı sahabiler Cebrail Aleyhisselam'ın Dıhyetül Kelbi'nin kılığında vahiy getirdiğini öğrenmişlerdi. Öğrenmişlerdi ve tereddüt ediyorlardı Peygamber Efendimizin yanına giderken. Acaba Resulullah'ın yanındaki Cebrail mi yoksa gerçekten Dıhyetül Kelbi mi şeklinde böyle tereddüt ederlerdi. Neden tereddüt ediyorlar? Hocam bir vahiy getirilme söz konusu. Ciddi bir ortam, işte kalkıp da direkt yanına gidilmede tabii ki tereddüt edilir yani. Bundan dolayı tereddüt etmişlerdi sahabe efendimiz Dıhyetül Kelbi efendimizin yanındayken. Aynı anda ortam iki tane dıhye gelmiş olsa o zaman mucize olmanın bir anlamı kalmaz değil mi hocam? Ya bunu şu şekilde de tespit etmiş olabilirler. Hani alimlerin keramet ehli olan alimlerin şöyle bir şeyleri de vardır. Mesela örnek diyelim bir alim düşünün. Bizim yanımızda bizimle konuşuyor. Aynı kişi, aynı alim başkasının yanında da aynı saatte, aynı vakitte onlarla olduğu işte şeklinde böyle keramete duyarız değil mi? Halk arasında veyahut şey buna benzer bir durum olmuş olabilir ama sahabeler Dıhyetül Kelbi'nin kılığına girdiğini öğrenmişlerdi Cebrail'in. Neden Dıhyetül Kelbi bilmiyorum. Allah-u Alem. Yani neden o bilmiyorum. Belki başka kişilerin kılığına da girmiştir. Ama burada bize gelen Dıhyetül Kelbi'nin kılığına girildiği rivayet ediliyor. Dediğim gibi beyaz tenli, çok böyle halim selim, sakin bir insan. Yakışıklı bir insan da aynı zamanda. Bilmiyorum. Bunun kılığına girmiştir Cebrail Aleyhisselam. Vardır bir bildiği. Sormak gerekiyor. Peki. Bir diğeri 5. Cebrail'in görünmeden çıngırak sesine benzer bir sesle vahyi getirmesi. Hocam bu vahyin en ağır olanıdır. Çıngırak sesine benzer bir vahyi getirmişse vahyin en ağır olanıdır. En kolay derse insan şekline girmesidir. Hocam böyle bir vahiy geldiğinde Peygamber Efendimiz böyle titrerdi, rahatsız olurdu. Bu vahiy ile gelen ayetler daha çok vaat ve tehdit ayetleridir. Şimdi
Daha çok vaat ve tehdit ayetleri olduğu için Peygamber Efendimiz hem korkmuş hem de hem tabii ki illaki böyle bir tehdit ayeti iniyor. İlla ki Peygamber Efendimiz burada tereddüt etmiştir. Yani gayet normal burada aslında böyle bir durum. Bu Efendimiz'e ağır gelirdi mesela çıngırak sesine benzer bir sesle vahyin gelmesi.